Merhabalar. Şahsiyet'in ikinci sezonu uzun bir aradan sonra ikinci sezon oldu ama neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? Valla bugün çok özel bir gün. Ben böyle Haluk abiyi ayrı, Cansu Hanım'ı ayrı, Kerem Bey'i yapımcısını ayrı çok severek ve beğenerek takip ediyorum. Şahsiyet benim şu ana kadar gördüğüm en kaliteli Türk Viyadi dizilerinden bir tanesi. Hastasıyız zaten. Ondan sonra bugün de böyle bir etkinlik olunca davet ettiler sağ olsunlar, arayıp özellikle gelmek ve yanlarında olmak istedi. Uzun zamandır da göremiyoruz abi seni aslında ama birazcık da kilo mu aldın aslında, onu da soralım. Birazcık maşallah kilo almış de, maşallah. Maşallah diyelim ama kilo almış gibi de gördük seni. Güzel valla, iyi besleniyoruz bu aralar, böyle bir şeylere hazırlanıyoruz bakalım inşallah. Böyle saç falan uzattım birazcık. Evet, böyle saçlar bir uzamış. Hemen yeni hazırlıklar da var. Onlardan bahsedelim aslında. Valla güzel bir şeyler hazırlıyoruz. Böyle sürpriz olsun. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Böyle bir hani şey gibi düşün kardeşim. Böyle hani karınca gibi çalıştık. Şimdi Ağustos böceği gibi böyle baharda falan inşallah onların hepsini izleyeceğiz. O zaman kimler olacak diyelim abi? Çok da soruluyor. Özellikle hani çok da sormak istemiyorum ama. Valla ben varım. Ben oynayacağım inşallah. Bakalım. Ondan sonra düşündüğümüz güzel isimler var. Yeni genç arkadaşlardan ve yepyeni bir dünya inşa edeceğiz. Çok güzel böyle değişik böyle bir komedi dizisiyle inşallah geliyoruz. Ayrılmaz ikili olarak gösteriliyordunuz Ahmet Bey'le ama çok da konuşmadığınız bu konuları. Ayrılık sebebiniz neydi efendim? Valla biz ayrılmış değiliz Ahmet'le. Ahmet benim çok sevdiğim bir dostum, kardeşim. Çok yetenekli bir komedyen. Beraber çok güzel filmler yaptık. Tekrardan bir araya gelmeme ihtimalimiz olduğunu ben düşünmüyorum. Çok da fazla konuşmuyorum bu konularla ilgili. Çünkü hani şey... Kırgınlık mı var arada? Hayır canım, hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kardeş kardeşe, arkadaş arkadaşa kırılmaz. Bizde öyle bir şey yok. Sadece şöyle bir yerdeyim. Hani güzel ve yeni maceralar, yeni hikayeler, yeni şeyler anlatmak merakım var. Onunla ilgili hazırlanıyorum. Çok da dedikodular yani çıkmıştı. Hatta yan yana görünmemizi, düğününe gitmediniz Ahmet Bey'in. Daha sonrasında ya maddi açılardan da söylendi. Yok, maddiyi bilmiyorum ben yani. Maddisini o zaman ilk düğünü soralım. Ya düğüne neden katılmadınız? Düğün şöyle, ben hani bu Ahmet'in olduğu için söylemiyorum ben. Yani ben düğün, nişan, kermes, sünnet gibi organizasyonlarda LCV olarak çağrıldığımda gitmiyorum. Ahmet Bey de size bu tarzda mı yaklaştı? Ben bu kadar söylüyorum. LCV'de. Çünkü efendim maddi konulardan da hani bahsetmişken maddi anlaşmazlıklardan dolayı ayrıldığınız söylenmişti çünkü. Vallahi benim maddi bir anlaşmazlık herhangi birisiyle Ahmet dahil değil. Herhangi birisiyle hayatım boyunca hiç olmadı. Benim manevi anlaşmazlıklarım olabilir. Bizim anladığımız düğünle beraber başlayan bir kırgınlık o zaman sizin söylediğinizden. LCV. Yok ben hani bu olay yanlış bir yerlere çekilsin istemiyorum. Ben hani genel olarak mesela kermeslere de ben gitmiyorum. Mesela bugün Kerem Bey beni aramasaydı buraya da gelmezdim. Hani LCV yapmadı ayyapımı, o yüzden buraya geldim. Ahmet Bey'le bu konuları hiç konuştunuz mu o günden sonra? LCV'den dolayı kırgın olduğunuzu biliyor mu diyelim? Mutlaka biliyordur. Mutlaka biliyordur. Kırgınlık yok ya. Arkadaşlık ve kardeşler de arasında öyle şeyler olmaz. Ben Ahmet'e kırılmam. O da bana kırılmaz zaten. Tekrardan bir arada görebilecek miyiz diye. İnşallah, inşallah. Böyle kendi maceralarımızı yaşıyoruz. Çok güzel şeyler yapıyor Erol Beylerle. Çok Kıbrıs'ta bir dizi çekti. Sonra bir tane film yaptı Ecem Erkek'te. Çok da güzel bir filmdi. Şimdi Selçuk'la beraber bir tane film yapıyorlar. Kulağıma geliyor haberleri falan, Çorum'dalar. Hatta setleri yeni bitti, hayırlı olsun diye ben kendileriyle görüştüm. O yüzden bizim aramızda öyle şeyler olmaz. Sadece ben kendi adıma, kendi başıma bir yolculuk yapmak istiyorum. Zaten önümüzdeki yaz göreceksiniz. Yani hatta bir iki aya kadar haberlerini de alacaksınız. Konuşmasak da birbirimizi takip ediyoruz diyorsunuz. Tabii ki yani. Instagram'dan takipleşiyoruz yani. Hani senaryomuz bizim daha yeni bitti. Benim tabii o takipçi noktasında benim böyle sınırlı. Yani 300 bin benim üst rakamım yani. 300 bine çıkmıyor. Çıkacak ki olup ben story atmaya falan bırakıyorum böyle. Kendime göre böyle 280 bin standartında bir takipçim var. Ahmet Bey'le birlikte oynadığınız dizilerden sonra yeni Zeki Metin ikilisi olarak adlandırılmıştınız. Yok, bu adlandırmalar, sıfatlar, yakıştırmalar rahatsız etti mi acaba? Yo ya şöyle, ben bununla ilgili rahmetli Zeki abiyle tanışma şansına hiç nasip olmadı yani. Tanışamadım, çok üzgünüm bununla ilgili ama Metin abiyle oturmuş ve yemek yemişliğimiz, ziyafet çekmişliğimiz, yapmıştığımız var. Ben gurur duyuyorum. İnsanlar yakıştırıyorlar bizi yeni Zeki Metin diye ama ben Metin abiye de söyledim.
biz Zeki Metin olamayız. Biz değil sadece kimse olamaz çünkü Zeki abiyle Metin abinin 80 tane film var. Biz daha 4 tane film yaptık. Metin Bey bu konuya ne dedi peki? Vallahi Metin abiyi ben çok severim. Olağanüstü Aza beyefendi bir insandır. Sohbetine doyum olmaz. Yani hani komedyenliğinle, aktörlüğünle, sinemacı kişinde hiç kimse laf edemez. Ben dahil olmak üzere. Biz onları izleyerek büyüdük. Ama çok 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 çalışmayı istediğimiz bir beyefendi Metin abi. Ama hani kısmet olmadı yani. Hani. O zaman abi son olarak şunu söyleyelim. Buradan Ahmet Kural'a bir mesaj göndermek isteseydiniz ne olurdu? Efsaneyi merakla bekliyoruz. Sinemaya çıkacak herhalde Şubat gibi diye tahmin ediyorum. Merakla gülmek istiyoruz. Bir dostluk mesajı olsaydı ne olurdu? Kardeşim benim çok güzel bir tane film bak. Murat Boz, Burak Özçivit. Çok güzel film. Onu izleyelim. onu izleyelim. O güzel film o. Peki abi, çok teşekkür ederim. Eyvallah çok kardeşim.